var, neye müdahale ediyor, neye müdahale etmiyor? Bunu sorduğunuz zaman size o kadar enteresan cevaplar veriyorlar ki, yani kafanızın içerisinde bir sürü soru işareti oluşuyor. Bulmaca çözer gibi. Futbolun da içindesiniz. Yöneticiyiz, başkanız veya ne bileyim işte muhabirsiniz. O verilen cevaplardan emin olun, varın neye müdahale edip neye müdahale etmediğini anlamakta zorlanıyorsunuz. Bir pozisyona bugün böyle bir karar veriliyor. Ertesi gün, yani aynı hafta içerisinde ertesi gün çok farklı bir karar veriliyor. Bunu dönüp sorduğunuz zaman UEFA'nın 15 günde bir işte kuralları değiştirdiğini, bazı şeyleri hakemin takdirine bıraktığını söylüyorlar. Ama başından beri benim söylediğim bir şey var. Bu sistem bozuk. Bunların hepsi bu sistemin ürünleri, bu sistemin neticeleri. Bugün kötü maç yöneten bir hakem, kötü maç yöneten bir hakemin ertesi gün, ertesi hafta siz maç verdiğiniz zaman, ödüllendirdiğiniz zaman, yetmiyormuş gibi ilerleyen haftalarda da göğsüne de FIFA kokartını falan taktığınız zaman, ondan sonra hiçbir hakemden iyi yönetim beklemeyin. Çünkü maçı iyi yöneten, maçı ortaya yöneten veya yönetmeye çalışan hakemin cezalandırıldığı veya en azından ödüllendirilmediği bir yerde kötü yönetenleri ödüllendirdiğiniz zaman, ertesi hafta maç verdiğiniz zaman, göğsüne kokartı taktığınız zaman, ondan sonra hiçbir hakemden de iyi yönetim beklemeyin. Hiçbir hakem ortaya çıkıp artık rahatlıkla o maçı iyi yönetemez. Bilmiyorum yani. Başkanım, geçtiğimiz hafta... Bugün tabii bunları söylememek lazım, bunları konuşmamamız lazım. Özellikle akşamın bu saatinde, kan şekerimizin düştüğü bu saatte bunları konuşmamamız lazım ama maalesef bunlar bizim futbolumuzun gerçekleri. Yani bunu bana birisinin anlatması lazım. Soruyorsunuz, anlatıyorlar da. Anlatıyorlar da. Ben Merkez Hakem Komitesi Başkanı'yla da konuştum. Geçmiş Merkez Hakem Komitesi başkanlarıyla da konuşuyoruz Kulüpler Birliği'nde. Anlatıyorlar da ama anlattıklarından emin olun beyniniz öyle bir karışıyor ki, şurada size bir kurallar silsilesi, uygulamalar silsilesi anlatırlar. Şu son pozisyondan alakalı olarak. Yani işin içinden çıkamazsınız. Soruyorsunuz mesela, birse şu. Bizim buradaki maçta olan olay. Evet. Dört defa sordum. O akşam dört defa sordum Merkez Hakem Komitesi Başkanı'na. Yani ertesi gün işte... Ertesi gün olay tekrarlıyor bir başka maçta, aynı maçta VAR hakemi olan hakemin gözünün önünde, orada direkt faul, kırmızı kart, burada devam. Bu penaltı pozisyonunu yani defalarca izledim, gerçekten bir şey var mı, temas var mı? Benim gördüğüm bir temas yok, bilmiyorum siz ne gördünüz? Yok, temas var mı? Biz de görme. Ben temas yok. Olduğunu görmedim. Temas yok. Herhalde yorulduğu için oyuncu kendini bıraktı veya dengesini kaybetti. Penaltıyı veriyorsun. Ondan sonra tekrarlatıyorsun. Penaltı kurtuluyor. Penaltıyı çıkarıyor daha doğrusu kaleci. Herhalde içeriye oyuncu girdiği için tekrarlattırdı. Her iki takımdan da içeriye oyuncu girdi. Her iki takımın da şeyi var. Bilmiyorum. Sadece zaten dönüp şunu sormak lazım. Oyuncunun şeye girdiği, ceza sahasına girdiği penaltı kullanılırken tek penaltı pozisyonu bu mu? Ve kaç tane penaltı tekrarlattırıldı? Şimdi bunlar sorular. Evet. Cevap bekleyen sorular. Eğer Kamil Ahmet ceza sahasına erken girdi diye bu penaltı tekrarlattırıldıysa, o zaman ceza sahasına erken oyuncu girdi diye tekrarlattırılan tek maç bizim tek penaltı bu penaltı pozisyonu mu? Yoksa başka pozisyonlarda var mı? Başka penaltılarda var mı? Yok, çizgi ihlali diyorsanız, çizgi ihlali olması mümkün değil. Zaten Uğurcan'ın ayağının birisi çizginin çizgide, de evet. içindeydi yani. Geriye doğru. İşte bunlar hep böyle konuşuyoruz. Sonra iş dönüp dolaşıp futbolun marka değerine geliyor. Şimdi bu tür sıkıntıların yaşandığı, bu tür problemlerin konuşulduğu yerde futbolun marka değeri falan filan diye bir şeyden de söz etmek mümkün değil.